Merhabalar, yine yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda ev yapımı ketçap tarifiyle karşınızdayım. Tarif için gereken malzemelere aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarife geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Tarife ön hazırlığımı yaparak başlıyorum. Soğanı doğruyorum. Çelik tencereye yağımı alıyorum. Zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz, hiç sorun yok. Tencereye soğanı ekliyorum. Ocağın büyük gözünde orta kısık ateşte ateş şu an. Soğanın yanmasına izin vermeden diğer malzemeleri doğrarken ara sıra karıştırmayı sakın ihmal etmeyin. Ben bu tarif için soyulmuş domates tercih ediyorum. Domatesleri şöyle kabaca küpler halinde doğruyorum. 10 dakika sonra soğan şöyle bir hal alacak. Ben domatesleri bir yandan doğruyorum. Doğradıklarımı yanmaması için soğanı, onun için domatesleri ekliyorum. Domateslerin hepsini ekledikten sonra bu tencereye ezici yardımıyla ezdiğim sarımsağı ekliyorum. Esmer şeker ekliyorum ve beyaz sirke ekliyorum. Elma veya üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Orta kısık ateşte şöyle kapağını hafif aralık bırakarak, çünkü suyu kaynayıp taşmasın. Bu şekilde bir 10 dakikada bir ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakacağım. 1 saat kısık ateşte kaynadı. Son hali işte bu. Gördüğünüz gibi. Artık ocağın altını kapatıyorum. Şimdi bu pişirdiğim domatesi el blender ile çok iyi bir şekilde çekeceğim. El blender yardımıyla büyük parça kalmayacak şekilde iyice çektim. Gelelim ikinci işleme. Bu sosu İyi bir şekilde süzmek. Kaşık yardımıyla da süzgeçten geçireceğim. Kosanın çoğunluğu çekirdekten oluştuğu için buna çok bir ihtiyacım yok. Bundan da pek bir şey yapılamaz. Onun için bu posayı atıyorum. Gördüğünüz gibi bu sayede sosun tamamen püresini aldım. Bu püreye nişasta ekleyeceğim. Nişastayı eklemek için önce biraz su yardımıyla açıyorum. Nişastayı açtım. Bu püreye ekleyeceğim. Tabii bu pürenin rengi açık, nişasta ekleyince daha çok açılacak. Aynen şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun rengini benim gibi koyulaştırmak isteyenler varsa salça ekleyeceğim ben. Aynı şekilde sizler de salça ekleyebilirsiniz. Rengini açmak için tavsiye ederim. Rengini koyulaştırmak için hafif suyla seyrettiğim salçayı da ekliyorum. Hiçbir zaman eklemediğim şeyi tariflere de ölçülere de yazmam. Kıvamını çok beğenmediğim için buna biraz daha nişasta eklemesi yapıyorum. Sizler hiç merak etmeyin. Aşağıya açıklamalar kısmına yazdığım ürünlerin, malzemelerin ölçüsü ve gramajları videonun sonunda görmüş olduğunuz görseldeki gibidir. Şimdi nispeten rengine de kıvamına da iyice kavuştu. İşte şu şekilde fokurdaması gerekiyor. Çok kısık ateşte 1-2 dakika bu şekilde fokurdatacağım. Ayrıca son bir işlemimiz kaldı. En başında söylemiştim, tuzu en son miktara göre atacağım diye. Ölçmüş olduğum tuzu ketçabıma ekliyorum. Ve benim gibi acılı ketçap sevenler için buna biraz da pul biber ekleyeceğim, acı olması için. Acıyı çok sevdiğim için buna az miktarda psikopat pul biber atıyorum. Ev yapımı acılı ketçapımız hazır. Sadece bunu önce oda sıcaklığında bir müddet bekletin, 2-3 saat kadar. Ardından buzdolabında soğutursunuz ve istediğiniz kaba alıp afiyetle tüketebilirsiniz. Ben buna tahmini 1 hafta ömür biçiyorum. Çünkü ev yapımı. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı, varsa yorumlarınızı yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.